Herkese merhaba. Geçtiğimiz hafta boyunca ciddi bir artış gösteren projeden bahsetmek istiyorum. Loom Network. Bir katman iki olarak geliştiriciler arasında da bir ünü olduğuna inandığım bir proje. Ben Ödül Deryeldik. Ben Akrep Ekse ve Kısaca Coin'e hoş geldiniz. Ekim 2017'de Matthew Campbell, James Martin Duffy ve Luke Zeng tarafından kurularak 2018'in başlarından beri üretimde olduğunu söyleyebileceğimiz bir platform. 3 kurucu ortak olarak etkinliklere devam ediyorlar. Ekipteki herkes geliştirici. Şimdi Loom Network, Ethereum tabanlı bir yan zincir. Bunu yaratırken de ekibin başlıca niyeti blok zincirinde güvenlik. Geliştiricilerin gerektiğinde büyük ölçekli işlem gücüne erişebilecek akıllı sözleşmelere sahip olabilmelerine alan açmak istiyorlar. İstedikleri de bu geliştiricilerin başka bir programlama diline gerek kalmadan uygulamalar oluşturmasına olanak tanımak. Bu sayede de blok zinciri dışına da kolayca entegre edilebilecek. Şu anda zincir üzerinde olmayan üçüncü tarafların geliştirdiği API'lerle etkileşim kurma olanağına sahipsiniz. Başlıca ürünleri ise SDK'ler, yani yazılım geliştirme kitleri. Bu sayede de basitçe uygulama oluşturulabiliyor. 2021 itibariyle kendini katman 2 çözümü olarak konumlandırmasıyla yüksek ölçeklenebilirliğe ve düşük işlem ücretlerine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Geliştirici geldi ve dedi ki hızlı ve sorunsuz bir kullanıcı deneyimi gerektiren yüksek performanslı binlerce belki yüz binlerce kullanıcıya ulaşan bir dep yaratmak istiyorum. Uygulamayı ölçeklendirmek için kullanılabilecek ağ işte Loom Network. Birlikte çalışılabilirliği ve zincir dışı geliştirmeyi de kullanarak Ethereum'daki tıkanıklık sorunlarını gidermeyi amaçlıyor. Bununla birlikte Ethereum'un yazılım dili Solidity uygulamalarının da yan zincirler sayesinde çalıştırılmasına olanak tanıyor. Yani bir depin belirli bir gereksinimi varsa Loom Network bunun için size özel bir yan zincir özelleştirebiliyor. Bu ağ sizlere birden fazla oyunu kapsayan sonsuz evrenler gibi blok zincir teknolojisi olmadan mümkün olamayacak oyunlar oluşturmayı mümkün kılar hale getiriyor. Oyunlar ya da uygulamalar kapsam ve ebat bakımından düşünecek olursak World of Warcraft'a benzer büyük oyun dünyaları var. Eğer ki Loom Network'ün web sitesine girerseniz orada Crypto Zombies adında bir uygulamaya denk geleceksiniz. Loom Network'ün altyapısını kullanıyorlar. Yaptıkları şey ise Ethereum'un dili Solidity'yi sıfırdan hiç bilmeyene öğreten ücretsiz bir uygulama. Bu zamana kadar da uygulama üzerinden 400 binden fazla insana Solidity'yi öğretmişler. Tabii bu sadece bir tane örnek. Loom'un tabi ayrıca Bitcoin, Binance Chain ve Tron ile entegrasyonu da mevcut şu anda. EOS ve Cosmos'un da yakında geleceği bilgisini vermişler. Bu geliştiricilerin tüm büyük zincirlerdeki varlıkları bütünleştirebilmesine ayrıca yalnız bir kez dep oluşturup bunu tüm platformlardaki kullanıcılara aynı anda sunmasına olanak tanıyor. Gelelim Loom Token tarafına. Bu token Loom Network'ün Base Chain adı verilen ana ağını güvence altına almak için kullanılıyor. Loom sahipleri de ana ağın yani Base Chain'in güvenliğini sağlamak ve bu süreçte ödül kazanmak için kripto para birimlerini stake edebiliyorlar. Geliştiriciler tarafında ise merkeziyetsiz uygulama barındırma ücreti yine Loom Token'la sağlanıyor. Burada Ethereum'dan farklı olarak geliştiriciler barınma süreci için sabit bir aylık ücret ödüyorlar. Böylece kullanıcıları işlem masraflarını ödemek zorunda kalmıyorlar. Loom Token'ın tarihindeki en düşük değere baktığımızda tam korona döneminde 13 Mart'ta görülmüş 0,0076 dolar ile sonrasındaki süreçte ise şaşırtıcı bir şekilde %700'den fazla artış yaşamış. iCrypex'ten hızlıca alım satım işlemini yapabileceğiniz Loom'un buradaki listelenmesinden sonra da %150'yi aşan bir artış kaydetti. Piyasa değeri anlık olarak 142 milyon doların üzerinde olan Loom bu değerle 165. sırada yer alıyor. Toplam arzına baktığımızda ise 1 milyar 300 milyon Loom olan token'ın arza katılacak sadece 80 milyon adeti kalmış. Bugünlere güçlü bir şekilde gelişine göre sınırlı token arzının tamamlanmasının ardından talep artışlarını görebiliriz. Bizleri buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Aklınıza takılan herhangi bir soru olursa yorumlara bırakabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.